Vadilerdeki, vadilerdeki macera serüvenin adı Oryantrik oldu. Buyurun efendim. Seni bir tanıyalım. Ben adım Mert, soyadım Yiğit. Evet. 11 yaşındayım. M12 kategorisinde çalışıyorum. Bu sporu 5,5 seneden beri yapıyorum. Adım Berna, soyadım Aktaş. Hangi kulüptesin, hangi ilden geliyorsun Berna? İzmir Bergama'dan geliyoruz. Bergama Belediyespor. Peki başarılarında neler var şu ana kadar? Benim aslında ilgilendiğim oryantrikten önce iki spor dalı vardı. Tekini bırakmak zorunda kaldım oryantriye başlayınca. Oryantrik sevgisi evet. Yüzünden evet. Evet, tekinden vazgeçmek zorunda kaldım. Ama olsun, oryantriyi seviyorum yani. Peki senin hedeflerinde neler var oryantrikte? Ben yani milli takıma girmeyi istiyorum yani. Değerli izleyiciler, tabii vefa asla kenara koyulacak bir duygu değil. Her alanda, her branşta olduğu gibi Oryantrik Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Genç de vefalı, trajedik bir öykü standın önündeyiz. Burada Mustafa Paşa beldesinde yarışmacıların heyecanı varken startın hemen kenarında kurulan standın arkasında çok anlamlı, çok anlamlı bir tablo, bir köşe var. Herkesin dikkatini çeken bu köşede bakalım. Bu trajedik öyküyü Sayın Genç bize bir anlatsın. Efendim tekrar rahmetle anıyoruz. Spor şehitleri diyelim mi? Evet, biz bugün burada 1276 sporcuyla katılıyoruz. Oysa ki 1279 olacaktık. 3 tane sporcumuz bugün aramızda yok. Onları burada rahmetle anıyoruz. Cem Kerman ve Dilay Turan Kerman, oryantrik sayesinde tanışan iki sporcumuz. Bir tanesi polis, komiser, bir tanesi öğretmen. Kader bunları tayinleri icabı Tunceli'ye çıkıyor. Ve orada halı saha maçında teröristlerce spor yaparken... Sevgi, dostluk, sporun anlamını yaygınlaştırırken, sporla uğraşırken maalesef istenmeyen bu görüntüler ortaya çıkıyor ve bugün aramızda yoklar. Yine Nergis Evin, üniversitelerde Balıkesir'de yaşayan bir sporcumuz, Hatay'da Mustafa Paşa, yanlış söylemiyorum, üniversitemizde okuyan bir kızımız, Siirt'li ve Siirt'te yine tarama esnasında arabanın içerisindeki 4 kızımızdan bir tanesi. Biz bugün... Güzel sevinç, oryantrik gelişirken, güzel sevinçler, günler yaşarken ama 3 tane sporcumuzun eksikliğini bütün sporcularımızla birlikte yüreğimizde hissediyoruz. Yok onlar bugün. Oysa ki federasyonumuzun 10. yılında biz daha nice Cemler, Dilaylar, Nergisler kazanmak istiyoruz. Biz sporun güzelliklerini görmek istiyoruz. Böyle acı tablo bir daha Allah bizlere yaşatmasın. Onları buradan rahmetli anıyoruz. Tatyana, kolay gelsin. Biraz sonra start alacaksın ama duyguların nelerdir? Biraz kendinden, biraz da organizasyondan bahset. Organizasyon şu anda bir şey söylemiyorum. Yeni geldik çünkü uçakla İstanbul'da. Çok heyecanlıyım. Çünkü buradaki araziyi çok biliyoruz. Çok değişik geliyor. Tırmanışlar var, inişler var, peribacalar var. Çok enteresan bir arazi, zor bir arazi. Onun için de biz de çok kalabalık bir kafile olarak geldik İstanbul'dan. Peki dış ilişkilere Türk oryantriğini nasıl anlatıyorsun? Türk oryantriği bugün Türkiye'de layık olduğu yerde mi? Tabii ki şu anda Uluslararası Federasyon Türkiye'ye çok büyük gurur duyuyor. Çünkü biz çok hızlı büyüyoruz. Büyük yarışlar almaya başlıyoruz. Hem biz takım gönderiyoruz hem de artık misafir ediyoruz. Çünkü gelecek sene Akdeniz ülkeler arasında oryantrik şampiyonası Sevsek İpli yapacağız. Ve 2014'te Dünya Kupası bir aya Türkiye'de olacak. Adım Begüm, soyadım Arabacı, 5 madalya. 3 derecem var. Gözlere bir bak Özgür abisi. Hem gözler hem sözler güzel ama derecelerini biraz çoğaltacak mısın? Hedeflerinde neler var? Derecelerimi çoğaltacağım. Ve kupaları da çoğaltacağız takım olarak. Peki babanı mı daha çok seviyorsun? Federasyon Başkanı Mehmet Genci mi? İkisini de seviyorum. Ama babamı biraz daha fazla seviyorum. Bravo, başarılar. Mustafa Arız, İzmir İl Temsilcisiyim. Mehmet Beylerle beraber uzun yıllardır tanışıyoruz. Uzun yıllardır çalışıyoruz. İkimiz de asker kökenliyiz. Emekli olduktan sonra İzmir İl Temsilciliğine atandım kendileri sayesinde. Şu an İzmir'de oryantrik gerçekten büyük bir çığ gibi büyüyor.
Kendileriyle ortak çalışmalarımız sayesinde okullara bunu başlattık. İlkokullara kadar indirdik. Şu an Engelliler Federasyonu'na indirdik. 12-13 Mayıs'ta da İzmir'de bir 3 günlük oryantilik müsabakamız olacak. Evet, Mehmet Çelik'le spor penceresinde hep ilkleri paylaşıyoruz. Tabii çok değerli bir büyüğüm, değerli abim. Ümre'ye gidiyormuş, helallik istemiş ve doğum günümü kutluyor Şeref Baykan. Allah bize de nasip etsin Şeref abi. Hakkımız varsa helal olsun, sen de helal et. Efendim tabii 96'da çok muhteşem bir şampiyonumuz vardı. Ağır siklette Mahmut Demir, Yakup Topuz'un talebesi olarak mindere çıktığında Atlanta'da olimpiyatlarda şampiyonumuz olmuştu ve Sırbistan'da özellikle Belgrad'da Rıza Kayalp'in ve Taha'nın yanında bir an olsun ayrılmadı. Bu akşam da bizim yanımızda. Sayın Demir, iyi akşamlar efendim. Alo. İyi akşamlar Mehmet Bey, Yaşar Bey, iyi akşamlar Seyfettin Bey, iyi akşamlar. Şampiyon programımıza hoş geldin. Tabii mutlaka senin de katkıların olacaktır. Seni dinliyoruz, Kırkpınar'ı konuşuyoruz, başpehlivanlarımızı konuşuyoruz. Neler yorumlayacaksın? Tabii Kırkpınar'ın bu dönem biraz şanslı görüyorum. Çünkü Yaşar Bey uzun dönemdir güreşin içerisinden gelen bir arkadaşımız. Yani hem minder güreşini bilen hem yarı güreşi bilen bir arkadaşım. Kendisinin güzel düşünceleri var, katkıları var. Bunların devam edeceğini düşünüyorum. Ve yarı güreşe de özellikle de bunlara fayda olacağını düşünüyorum. Yine Seyfettin Bey, 4 dönemdir üst üste ağ olan bir arkadaşımız. Kendisiyle sizler de beraber, Sırbistan da beraberdik. Orada da konuşmalar evet. Yaptılar. Ve aynı zamanda Edirne Belediye Başkanımız Sayın Sedefçi de yani bu grubun mesela federasyon başkanı da uzun yıllar sonra ilk defa güreşin içerisinden gelen bir arkadaşımız federasyon başkanım. Dolayısıyla bu grubun güzel şeyler yapacağına inanıyoruz ve güzel şeyler yaptıklarını da izliyoruz. Bu yağlı güreşin hem seyredilebilir özelliğinin geliştirilmesi artı izleyenlerin ve ekran başında olsun, Kırkpınar'da olsun izleyenlerin keyif alacağı organizasyon olması. Tabii bu sadece Kırkpınar'da değil, yöresel yapılan festival güreşlerinde de bir hareketlilik gelmesi önümüzdeki yıllarda katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Onun için saydığım bu dörtlü arkadaşımıza bu manada başarı diliyorum. Onlara kendilerine güveniyoruz. Zaten bu yılda Kırkpınar'a Seyfettin Bey'in ve Hamdi Bey'in davetlisi olarak katılacağız inşallah. Evet. Yani kendilerine başarılar diliyorum. Arkadaşlarım güzel şeyler söyledi. Siz de güzel şeyler söylediniz. Sağ olun. Tabii bir iki kanalın dışında güreşi fazla izleyemiyoruz. Sizin evet. Şahsınızda kanalımızın bütün yetkililerine tebrik ediyorum bu manada Atasporu'na verdiği desteklerden dolayı. Aynı evet. Zamanda da zaten annenizin doğum gününü kutluyorum. Allah'a çok teşekkür ederim. Sayın Demir, son günlerde gerçekten ağır siklette, gerek Grekoromen'de gerek serbestte. Yani kardeşlerinin adeta göz bebeği oldun. Onunla fikirlerini elinize, sırtınıza koymanızla, mayolarına vermiş öyle şu el tutmanızla idol model oluşturdunuz, destek verdiniz. Aynı zamanda tabii TRT'de çok değerli yorumlarınız, yağlı güreşte yani yerel kanallarda yapmış olduğunuz yorumlarınızla güreşe yön veren önemli tecrübelerin başında oldunuz. Peki özellikle ağır siklette Belgrad'da o coşkuyu beraber yaşadık. Gelinen nokta öncesi ve sonrasında Londra'da Grekoroman ve serbestte bayanları da katacak olursak gençlerimizin, sporcuların şansı nedir Mahmut Demir'in ağzında? Ben çocuklarımıza güveniyorum, arkadaşlarımıza güveniyorum. Yine ben TRT'de yorum yaptığımız zaman da, o zaman da söylemiştim müsabakalardan öncesinde. Her iki serbest güreşte de, ağır siklette de, ağır siklet güreşlerinin altın madalya alacağına inanıyorum. Yine Greco-Romen'de Selçuk Çebi'den de altın madalya bekliyorum. Yine Greco-Romen güreşte Selçuk Çebi'den 96'da Serhat Balcı'dan serbestti de ondan altın madalya bekliyorum. Evet. Ama tabii
Dünya güreşi bayağı bir ivme kazanmış. Ben uzun dönemdir her ne kadar kulüpse onursal başkanlık yapmış olsam da dünya güreşi fazla izleme tadım olmuyordu. Evet. Aktif spor hayatını bıraktıktan sonra ilk defa bu son Avrupa şampiyonasında izledim. Madalya aslanın ağzında değil ciğerine kadar inmiş. Almak evet. Çok zor. Onun için çok çalışmak lazım. Tabii milli takımın başında geçmişte bizim şampiyon olduğumuz yıllarda hepimizde emeği olan Yakup Topuzcu'nun olması onun da tecrübelerinden katkı olacaktır. Tabii biz arkadaşlarımızın hepsinden madalya bekliyoruz ama evet. Çok kolay bir iş değil. Bayağı zor olacak. Çünkü nasıl ki arkadaşlarım biraz önce söylediler, yağlı güreşin olimpiyatı 40 Pınar Söz, serbest evet. Güreşin olimpiyatı 2012'de Londra'da olacak. Biz sadece güreşte değil, güreşin dışında bütün branşlarda şampiyonlukları bekliyoruz, madalyaları bekliyoruz. Evet. Çünkü biz olimpiyatlara talip bir ülkeyiz. Onun için olimpiyata talip olan, olmayı düşünen, olimpiyatı organize etmeyi düşünen bir ülke olarak da sporcularımızın daha evet. Fazla başarılı olmasını bekliyoruz. Biraz önce Yaşar Bey güzel bir şey söyledi. Belediyelerin sosyal sorumluluk gereği gençlerin evet. Spor yapmalarıyla ilgili ona çok katılıyorum. Bu hem belki bu saatte gençlerimiz kalmamıştır ama büyüklerine evet. Nasihat olsun işte ise. Onların vasıtasıyla nasihatimizi iletmiş olalım. Gençlerimize evet. Mutlaka spor yaptırmak zorundayız. Sebebi şudur. Genç çocuklarımızın enerjisini biz bir türlü onların vücudundan alamazsak evet. Onlar o enerjilerini harcamak için mutlaka bir kaynak bulurlar. Bazen bu kaynaklar olumsuz olabiliyor. Evet. Onun için spor marifetiyle, spor vasıtasıyla kötü alışkanlıklardan da uzak kalmalarını sağlayarak enerjilerini almamız lazım. Evet. Çünkü Atatürk'ün de dediği gibi sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Onun için yaşı her ne olursa olsun, genç, orta yaşlı, ileri evet. Yaşlı, hiç önemli değil. Mutlaka insanlar spor yapsınlar. Çünkü her doktora gittiğinizde bütün doktorlar spor yapmayı, evet. Hareket etmeyi öneriyorlar. Onun için sağlıklı yaşam için, sağlıklı bir ömür geçirmek için mutlaka spor yapsınlar. Gençleri teşvik ederim. Evet, tabii emeği geçen bütün spora katkı yapan insanlara da tebrik ediyorum. Evet. Kırkpınar'da arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Serbest ve Greco-Romen bayanlardaki sporcularımıza Londra Olimpiyatlarında başarılar diliyoruz. Evet. Ülkemizin bütün diğer sporcularında başarılar diliyoruz. Allah başarılı kılar, mutlu döneriz inşallah. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz değerli şampiyon. Bu saatte bize bu güzel destekleri verdiğin için. Tekrar görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar efendim. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Konuklarınıza selam saygılarımı iletiyorum. İzleyenlere de hayırlı akşamlar diliyorum. Tekrar doğum gününüzü kutluyorum. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Hayırlı ömürler diliyorum. Sağ olun efendim. Tabii Mahmut Demir kolay yetişen şampiyonlardan değil ama ben de şahsıma göstermiş olduğu teveccühten ötürü çok teşekkür ediyorum. Dün doğum günümüzdü. Kanalca kutladık. Arayan herkese de çok teşekkür ediyorum. Hemen Bursa'yı alıyoruz kısaca. Bursa'ya da son telefon bağlantımızı kapatıyoruz. İbrahim İnci iyi akşamlar. İyi akşamlar Sayın Çelik. Biraz geç kaldık ama hızla senden de Bursa'daki gelişmeleri alalım. Öncelikle atasporumuz güreşe destek veren değerli konuklarımız, Güreş Federasyonu yöneticimiz Yaşar Kalebey ve değerli güreş ağamız Seyfettin Selim Bey'e ve Bursa'dan sevgiler saygılar sunuyorum. Evet. Öncelikle olimpik spor branşlarının adresi Mehmet Çelik'le spor penceresinden tüm spor severlere iyi akşamlar diyerek Bursa'dan derlemiş olduğumuz bu akşamki haberlerimizi sunmaya başlıyoruz. Sayın Çelik, Bursa ve ilçelerinden oluşturduğumuz bu haftaki haberlerimizde ilk olarak biz de Bursa'dan güreşe bir destek haberimizle başlıyoruz. 9-10 Mart tarihlerinde Bursa'da düzenlenen Gençler Serbest Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Ataspor'a güreşe vermiş olduğu desteklerden dolayı başarılı valimiz Sayın Şahabettin Harput'a, güreşin ablası Nilüfer Yurttaşer ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Doktor Süleyman Şahin, Güreş Federasyonu